şimdi gerçek bir kadını dinleyeceksiniz diye. Sahte diva polemiğinde ikinci round. Emel Sayın ve Bülent Ersoy'un 35 yıllık geriliminde ikinci perde. Aa, sahteleri de mi var dedim. Emel Sayın bu sefer Kıbrıs'ta açıklama yaptı. Öyle bir şey var. Bunu senelerdir hep içimde taşıdım. Geçen hafta Bülent Ersoy ve Emel Sayın arasında 35 yıl sonra yeniden alevlenen tartışmada resmen ikinci round yaşandı. Geçen hafta seyretmeyen değerli izleyicilerimiz için kısaca özet geçelim. Bostancı'da konser veren Emel Sayın sahnedeyken bir seyirci iltifatta bulunmuş, işte gerçek diva diye seslenmiş, Emel Sayın da sahte diva var mı şeklinde bir soruyla cevap vermişti seyircisine. Biz dinleyici Emel Hanım'a dedik ya hakiki diva sizsiniz diye bağırdım. Kameraların olmadığı bu anı Emel Sayın'ın orkestra şefi, değerli müzik adamı Selçuk Tekay Starlife anlatmıştı. Yoksa orada hiçbir kimsenin adı falan geçmedi yani. Bülent Ersoy yaşananlar üzerine duymayan kalmasına telefonla bağlandı ve Emel Sayın'la aralarındaki 35 yıllık husumetin sebebini açıklamıştı. Diyorlar ki Bülent Hanım böyle bir şey oldu. Bunu lütfen gelip arkadaşınızın yerine bir şey yapar mı? Yani boşluk doldurmak adına. 35 yıl önce İzmir'de sahneye çıkmaya hazırlanan Bülent Ersoy, savcılık tarafından ifadesi alınmak üzere polis merkezine davet edilmiş, o gece yerine Emel Sayın sahneye çıkmış. Emel Sayın iddialara göre o gece seyircilerine gerçek bir kadın izleyeceksiniz diyerek Bülent Ersoy'a göndermede bulunmuştu. Şimdi gerçek bir kadını dinleyeceksiniz diye bir beyanda. Emel Sayın sahte diva polemiğine bir açıklık getirdi. O kadar basit bir olay ki aslında hiç o kadar büyütülmesine gerek yoktu. Konserimde bir dinleyicimin gerçek diva diye bağırması benim de hiçbir şey düşünmeden, hiçbir isim kastetmeden, hiçbir kastım olmadan espri olsun diye sadece sahteleri de mi var dedim. Herkes de çok güldü, alkışladı falan. Sadece böyle bir şey, 2-3 saniye içinde gerçekleşen bir olay nasıl bu kadar büyütüldü hiç aklım almıyor. Emel Sayın, Bostancı'da seyircisiyle şakalaştığını belirtti. Ben de polemikleri sevmem. Bilirsiniz, bu kadar yılın sanatçısıyım, beni tanıyor olmanız lazım. Polemik yaratmayı hiç bilmem zaten, beceremem, öyle bir yeteneğim de yok. Yani sadece ilk defa size birkaç şey söylüyorum ve bütün olay bundan ibaret. Başka anlatacak hiçbir şeyim yok benim. Ve kritik soru. Emel Sayın 35 yıl önce İzmir'de, şimdi sahnede gerçek bir kadın izleyeceksiniz demiş miydi? Öyle bir şey var ama bunu anlatmam lazım. Böyle olmaz. Buyurun. Çok kısa konuşarak gitsin en azından. Daha sonra konuşalım. Soruyu ayaküstü cevaplamak istemeyen Emel Sayın, Kıbrıs'ta sahne almak üzere kameraların önünden ayrıldı ve daha sonra açıklama yapacağını belirtti.